gelinimiz çok şık bir sofra hazırlamış. Sunum tabaklarının bir örnek olmasını beğendik. Güllü tabaklarınıza siyah peçeteler tartışılır bizden söylemesi. Çatal bıçak takımlarınızsa çok modern görünüyor. Çeşitleriniz de maşallah yerinde. E daha ne olsun der, sözü hanımlara bırakırım. Evet Şerifeciğim, ellerine sağlık diyelim. Şimdiden afiyet olsun. Valla çok acıkmıştık bugün. Nedense bugün havadan mı nedir? Olabilir. Evet hanımlar, nasıl bulduk Şerife'nin masasını, tasarımını? Lezzetlere sonra geçelim. Tabaklarından, peçeteler, bardaklardan başlayalım dilerseniz. Şık bir masa bence. Farklı. Beğendin mi? Her zaman gördüğümüz klasik o takımların dışına çıkmış. Bence renkli ve örtüyle de çok uyumlu olmuş. Değil mi? Ben beğendim ya takımını. Şirini yansıtmış. Evet. Renkli kendisi gibi tabakları da. Şu kenardaki gümüşlere uydurmaya çalıştım. Çok pembe de olsun istemedim. Bravo. Çok beyaz da olsun istemedim. Evet, çok şık olmuş. İnşallah evet. Ben de çok şık buldum. Evet. Özellikle tabak takımını. Mükemmel, çok güzel. Hı-hı. Özel bir tasarım diye almıştım. Hatta evet, kırılırsa parçası yok dediler özellikle. Yapma ama ya. Çok beğendim, o cesareti aldım. Çok şükür şu ana kadar da bir şey olmadı. Aman olmasın nazar da. Nazar değmesin. Amin. Bakalım. Onu beğendim ben de ama bardaklarla falan çok uyumunu bulamadım. Evet, bir de şu evet, goldla gümüş uyumu olmuştum. Ben de çok eleştirmişlerdi hani nasıl hı-hı olur diye. Hı-hı. Daha farklı sunum tabakları olabilmesi ya da bunların hı-hı tabaklarıyla olabilirdi ya da hani. Servisleri yok muydu? Aslında bunların servisleri var ama çok aşırı uzun ve 2-3 tane çok devam yeterli yok. Yeterli değildir. Ve burada çeşitlerime yeterli olmayacaktı. Karışık olmasın diye. Evet, ben de gümüşleri uydurdum. Çok da gümüş hani gözünüz soluk durmasın diye. Öne de dedim gold detaylar söyle yapayım ki hani gözünüz açılsın diye düşündüm. Ama inşallah açılmıştır. Bir şey söyleyeceğim. 3D böyle servis edildiğini anca görüyorum. Bu kavak 3D. Normalde böyle servise bu yağlı. Bunu alıp evet, böyle avuçlayarak böyle löp diye getiriyoruz. Oy. Çok tirit evet, yedim ama böyle hiç görmedim. Restoranda da yedim hatta. Evet. Hep üstünde kapanılır normalde. Normalde kapanıyordu evet, ama o zaman da nasıl duruyordu biliyor musun? Böyle sapsarı yufka. Ne olduğu yufka belli hani değil. Belli olmuyordu. Yani şöyle elim dedim temiz ki bir göze. Şöyle mi oluyordu evet, normalde? O şimdi böyle. Böyle ekmek evet, dekor gibi yapmış herhalde. Öyleydi. Sonra evet, yağ gezdiriyor Aslı Hanım. Evet. Ama çatal da yöreye göre değişiyor. Genelde diğer yörelerde bu şekilde yapılıyor. Pekmezli yoğurt görüyorum. Onu neden koydun arkadaşım? O pekmezli yoğurt değil. O bizim Konya Bozkır'ın yöresine ait köpük. Helva köpük. Üzerinde de çifte kavrulmuş tahin var. Şöyle nasıl oluyor? Hadi gel gösterelim. Bir ekmeğinizi bölüp evet, böyle bölmek suretiyle. Konya'yla Samsun evet, birleşti burada. Evet. Bakalım ne yapıyoruz, böyle mi? Şöyle löp diye, ben bugün çok deli yiyorsunuz aslında. O kadar ay, güzel ki ben bunu sonra Konya'dan getirtiyorum. Löp diye yiyorsunuz böyle. Löp diye şişiyoruz. Löp diye şişiyoruz. Peki. Sanki dondurmaya benziyor, bir erimiş dondurma evet, şeyi evet, gördüm ben. Ama lezzetli farklı bir tadı var. Evet. Şey oluyor. Biliyor musun? Biliyorum. Yemeklerden sonra hep böyle tatlı niyetine konur bizde. Yemeklerden sonra ekmekle yeriz. Tatar mısın? İster misin tatmak? Tatarım tabii. Bizde de pekmez yaparlar organik. Böyle yoğurdun üstüne koyup yerler. Özellikle çocukları yedirirler. Bizde de öyledir. Güzel olur. Ben de yoğurtla pekmez biraz çok severim. Kaşık çatalımız servis. Bu da hemen şurada. Hemen ön taraf. Pardon. Bu da şey, bu köpüğü de ben Mersin'de kerebiç tatlısıyla evet, yenildiğini biliyorum. Doğru mu? Evet. Tahinsiz tabii. Onlar da tarçın koyarlar. Evet. Doğru. Çok bol koyuyorlar. Birer. Çok güzel olur değil mi? Bizde hep böyle oluyor. Aslı Hanım, tabak canım, fiyatını sormak istiyorum ama. Çok şık bir tabak. Hani çok bence de sor. Bir aldığını düşünüyorum. Ne zaman aldın bir kere? Ben bunu 5 yıl önce aldım. 4 yıllık önce evliyim. Evet. Bunu ben 3500 TL'ye aldım. Peki peçeteler, masa örtün, canırın? Evet. Bu 250 TL'ye aldım. Gayet. 250 TL. Evet. Şu evet, detayı çok hoşuma gitti. Kaşıkların o peçeteye girmesi. Evet, şimdi çok moda bunlar. Evet, evet. O yüzden benim. Yüzünü kendin mi tercih ettin canım? Yok, içinde böyle bir setti. Evet. Ha, çok gümüş böyle olduğu için çok da gözüme ya batmadı. Evet, ben yani bardaklara evet, değinmek istiyorum. Biraz karışık geldi bana bu masaya. Şöyle düşündüm. Şu hemen göstereyim. Şu detaylar var ya böyle. Evet. O detayları uydurmaya çalıştım. Kenarında da gümüşlükleri de bu kenarları uydurmaya aslında çalıştım aslında. Aslında çok şık ama bir takım ama. Ayrı, tek başına. Sanki hafif yine de böyle olabilir, biraz sporlu gibi. Tek düz de olabilirdi aslında. Daha da zarif evet, olurdu. Daha şık. Evet. Yoksa çok şık. Renkli, hani çiçek desenlerin evet, büyük. En azından hani daha önle geçiyordu. Bunlar daha şık dururdu. Evet, evet. Sanırım o zaman aldığım mağazada bu tarzlar varsa ben de hani buradaki oymalara yakıştırıp da almış olabilirim ama şu an benim çok gözüme batmıyor. Yok, sanki şık ama.
Hani hı-hı, çok da aman aman hani değil. Evet, dediğiniz gibi farklı bir şey de olabilirdi ben ama. Ben de katılıyorum arkadaşlar. Aynen ama çok da aman aman da bu olmamsa daha iyi olur da değil sanki. Çok da tatlı duruyor gibi geldi şey, ama dediğiniz gibi. Tabağın renkli ya, belki o daha sade olsa evet, tabağını daha ön plana atardı olabilir diye evet düşündük herhalde. Bunu değerlendireceğim. Bir şey diyeceğim, Karadeniz bölgesine Samsun'u anlatan burada şey görüyorum, turşu kavurması, evet, tirit. Bir başka ne yaptın? Turşu kavurması, tirit, keşkek, lahana dolması, bafra pidesi, lokum. Nokul. Söyleyemedim. Nokul ve Bafra'nın meşhur kaymaklı lokumu. Kaymaklı lokum. Vakfı Kebir ekmeği. Şu an zaten çoğu Samsun'a ait. Evet. Bir kendi yöreme ait Konya'dan bir şey yapmak istedim. Bamya çorbası. Normalde bamya yemeği yapılır ama bizim doğru, orada küçük küçük şu kadar kuru bamya çorbası. Evet, kuru bamyada. Sulu oluyor. Evet, çok sulu çorba gibi. Yani et falan koyuyor musunuz? Evet, minnet. Evet, kuşbaşı küçük küçük ve tantunilik gibi kuşbaşı et oluyor. Ay yerim seni, eline sağlık. Şey, normalde bizim Konya'da şeyde böyle her bayramda hı-hı, böyle şey bamya yemeği ve bulgur pilavı verilir kuşbaşılı. O peki bu nedir? Bu da gözleme, ıspanaklı ve peynirli olarak gözleme. O bir yöreye ait mi? Yok ama burada genelde böyle otururlar. Önlerine de bu saçları alırlar, böyle açarlar. Ben çok hoşuma gidiyor. Benim ben de çok hoşuma gider. İyi yaptın. Elmalı galiba. Elmalı evet tartımız. Burada. Burada da kuskus salatası şimdi yaptım. Çok moda oldu. Şehriyeden, Terşehriye, Arpa Şehriye değil mi? Hem hafif. Evet. Tabakların rengini uydurdum. Çok uymamışım ben. Vallahi şey soracağım, uymuş. Rengini nasıl verdin? Şalgam mı? Şalgam. O suyla haşladım pilav gibi, çekti suyunu. Tabii. Sen bilmiyor muydun? Ya duymuştum ama daha önce de. Öyle mi? Aslında. Mesela bulguru da o şekilde yapıyorlar. Ama evet, bulgurdan da yapıyorlar. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Elave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Gülen sanki sen bir şey söyleyeceksin gibi böyle. Yok, servis kaşıkları biraz hani öyle atılmış gibi geldi bana. Keşke bir şeye konulsaydı. Aslında atılmadı. Sadece hı-hı, yerleşirken ister istemez tabii, kaymıştır. Koyun o zaman. Evet. İşte. Bir de bunu gold tercih etmişsin. Keşke gümüş bunu olsaydı. Hani bütünlük olurdu. Evet, haklısınız. Evet. Da dedim ki buradaki gold detaylar var nasıl olsa diye. Bunu da buraya koymak istedim. Hı-hı. Çok gümüş olsaydı ne masa takımım gözükürdü, ne iç sunumluklar gözükürdü. Dedim ki ön böyle şey olsun. Bir de evim de goldlu şey ya, gümüşlü ya. Evet. En azından dedim ki salonla da bir olduğu için yemek masam, böyle gözümüz, gönlümüz açılsın istedim. Afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Samsun'u çok güzel soframda temsil ettiğimi düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Samsunlular da çok misafirperverdi. O yüzden evime gelmişsiniz o kadar. Şöyle ellerimle sizi beslemeyeyim. Ben kendim alsam canım. Ama bakın elim ne kadar nani. Şöyle açıvereceksin ama ağzını. Şöyle. Löp diye. Löp diye. Ama aç belki bebeğin ellerinden her şeyi yiyebilirim o zaman. Kurban olurum. Canım benim. Biz kravanı ibarat sarmıyoruz ama Samsun'da. Daha küçük sarıyoruz. Hani yaprak sarması gibi değil. Yalnız aslanım. Demek ki benim günüm. Benim günümde daha güzel sofralar göreceksiniz. Ne diyorsun? Evet. Ben de Şerife arkadaşım gibi çok iddialıyımdır. Yapma ya. Yarın senin gündeyiz bakalım. Siz iddialı mısınız Senacığım? Ben iddialıyım tabii. Evime gelip görecekler. Bak şimdi hiç sesi çıkmıyor. Fena'nın hiç sesi çıkmıyor 3 gündür. Bak evet, dün 3. gün sessiz ve derinden gidiyor. Gününe mi oynuyor Aslı Hanım? Asla. Öyle ben bilemiyorum artık. Söylüyorum zaten. Dur şimdi siz Kara Lahana'yı beğendiniz mi bu arada? Fikrinizi söylemediniz. Bence güzel. Lezzet olarak güzel. Evet. Sanki Kara Lahana değil de biraz yaprak sarması tadı gibi olmuş. Biraz yavan kapma ama. Çünkü o kadar taze olarak ve olarak güzel. Evet, güzel bir şey. Çok ince. Çok ince evet, lezzetli. Kim sardı bunu? Onun eşimin yengesinin kardeşi sardı. Biraz dığdın dığdı oluyor ama biz çok sık görüşüyoruz ve çok samimiyiz. Aa, güzel. Çoğunun altı kardeşler. Çok teşekkür ederim buradan. Peki sen ne yaptın aşkım? Ben bamya çorbası yaptım size Konya yöresine ait. Bir de kompostomu sen kullandırdım. Ama aslanım şöyle çok şey söyleyeyim. Çok yoruldum gerçekten. Bütün gece uyumadım. Bütün her şeyimi kendim yaptım. Sadece baklavam ve çorba şeyimik birisi yapmıştı. Geri her şeyimi kendim yaptım. Şerifeciğim yaprak sarmadı, dısı yapmadı, ben yaptım. Ada karalanımı böyle sarmadım. Küçük küçük sardım. Üzerine de sos yaptım. Daha lezzetli yapıyor. Samsun'da böyle yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Hı-hı. Ben birincisi Samsunlu değilim ve hı-hı, Samsun'u size daha iyi ağırlamak için Samsun'da daha güzel bu işleri yapanlardan destek almak istedim. Ve senin evinde kayınvaliden var. Sen kayınvalidenle yaşıyorsun. Çocuğuna ya da evini belki kayınvaliden temizleyip sen hayır, bunları dört dörtlük yapabilirsin ama ben bir yandan ev temizle, bir yandan çocuk bak, bir yandan sizin için hazırlıklar yaptım. Bravo. Ve destekçisi yok. Ve düşünüyorum ki
Bana çok ısrar ettiler. İlle yapalım. Ben de kırmak istemedim. Onların da ikramlıkları olsun istedim. Ben de Konyalı olarak size dedim ki bari Konya'mdan bir şey tanıtayım. Bence çok da güzel yaptılar. Tombik tombik çok güzel duruyor. Eline bence sağlık. Yaprak sarmasının da ayrı bir şeyi olmalı. Karalahana da ben karalahanayım demeli diye düşünüyorum. Evet, karalahanayım ben karalahana demeli ama sos yapılıyorlar burada. Genelde ben çok gezdim. Ben hiç görmedim. Genelde keleme yapıyor, beyaz lahana yapıyorlar. Karalahanayı da nasıl yapıyorlar biliyor musun? Buranın özel bir baharatı vardır aslanım, kinzi. Kinzi. Evet, kinzi. Tarlada yetiştirirler. Allah. Neye evet. benziyor tadı kinzinin? Ben gösterecektim unuttum size dedim. Böyle top top oluyor kinzi. Sen de görürüz ablacığım. Karabiber yiyorlar. Öğütülmemiş karabiber. Ondan sonra bastik yaparlar mesela. Çorbaya koyarlar. Evet, kalan çorbasına bastiğe koyarlar. Evet. Onu mesela yağda yakıyorlar tereyağını. Az bir şey. Salça, sarımsak arkadaşım. Bir de kinzi ekliyorlar. Aşırı tat veriyor. Wow. Evet. Bir de benim kayınvalidemin kayınvalidesi çok meşhurdur. Eli lezzeti çok odur. Hatta herkes gelir köyde onu da yer. Ben ondan öğrendim. Şu kadarcık sararlar karalahanayı. Maşallah. Herkesin sarma şekli tabii ki değişik. Evet. Hepinizin aynen. ellerine kollarına sağlık. Afiyet, ellerine afiyet sağlık olsun. Arkadaşlar. Afiyet olsun. Hepimiz için hı-hı. söylüyorum. Düşünüp bizim için bir şeylerin hazırlanmış olması bile bence yeterli. Çok ne kadar değerli. Kötü olabilir ki hepsinde el lezzeti bence var. De. Hepimizin bence ellerine de. Sağlık. Hepinizin ellerine kollarına evet. sağlık. Emek veriyoruz. Afiyet olsun. Hadi o zaman. İyi ayarladıksak ne mutlu bir de bir Samsun olarak. Vallahi güzel güzel tanıtıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Şimdi buradan ne yapıyoruz senin düğününe, nişanına, evet. kınana? Merak ediyor musunuz? Nasıl tanıştınız efendim? Nasıl birbirinize ilan aşk ettiniz merak ediyoruz. O zaman hemen anlatayım gidelim. Şerife Hanım Mersin'den çok merak ediyorum. Hadi güzel afiyetsin.